Değerli izleyiciler, Bir Görünmeyenler programına daha hoş geldiniz. Bu hafta üçlü olarak karşınızdayız. Nihat Ali Özcan, Çağrı Erhan ve bendeniz Mustafa Aydın. Hafta içinde, bu hafta Türkiye'nin güvenlik sorunları ve politikaları da tartışacağımızı ilan etmiştik ama son iki gün içerisinde bir takım gelişmeler oldu, önemli gelişmeler oldu. Bu konuyu programın ikinci yarısında ele alacağız ama ilk yarıda dünden beri devam eden bir Orta Doğu'da bir kriz durumu var yeniden. Hamas'la İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları ve bombalamalar oluyor. İsrail'in cumartesi günü yaptığı bombalamalarda rakamlar çeşitli ama 300'e yaklaşıyor sanırım ölü sayısı şu anda ve 700 civarında da yaralı var. Bunu bir değerlendirmek istiyoruz. Buradan nereye gider? Sahada savaşa gider mi? Bu Orta Doğu barış sürecini nasıl etkiler? Biraz bakmak istiyoruz. Sonuna doğru belki eğer vaktimiz kalırsa medeniyetler çatışması fikrinin veya tezinin sahibi olan Samuel Huntington da cumartesi günü vefat etti. Belki onu da biraz konuşuruz ya da bir başka programa bırakırız. Çağrı Hocam, seninle başlayalım mı? Bu İsrail-Hamas artık çatışması diyelim. Bunun bir arka planını bize anlatır mısın çok kısaca? Özellikle 2006'da Ocak ayında yapılan seçimlerde Hamas'ın İsrail'de, Filistin'de, Filistin parlamento seçimlerinde iktidara gelmesinden sonra biz de o seçimlerde biliyorsun seninle beraber gözlemci olarak bulunmuştuk. Çok da şaşırtıcı olmamıştı Hamas'ın bir ülke çapında büyük bir başarı kazanması. Zaten Filistin içerisinde bir iç çatışma başlamıştı. Hamas'la El Fetih militanları arasında iktidarı ele geçirme mücadelesi, yani sandıktan çıkmasına rağmen Hamas'ın buna müsaade etmeyen El Fetih militanlarıyla Hamas militanları arasında hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de iç savaş boyutlarına taşınan bir çatışma yaşanmıştı. Arkasından da Haziran 2007'den itibaren artık Gazze'nin neredeyse bir Hamas-Lent'e, Hamasistan'a döndüğünü, Ramallah merkezli olarak Batı Şeria ile Gazze merkezli olarak Gazze şehri, Gazze City merkezli olarak Gazze şeridinin birbirinden tamamen ayrıldığını, sanki Filistin'de iki ayrı devlet kurulduğunu gördük. Bu süreç devam ederken Mahmut Abbas, İsrail'le daha evvel başlayan fakat çeşitli sebeplerle kesintiye uğrayan süreci, barış sürecini devam ettirmeye çalışmaktaydı. Hamas ise İsrail'le çatışmalarına devam ediyordu. Bu yaz aylarında Mısır'ın da girişimleriyle 19 Haziran'da Hamas'la İsrail arasında bir ateşkes anlaşması yapıldı. Bu ateşkes çerçevesinde bunun süresi de 6 aydı. Evet. 6 ay boyunca Gazze'ye o klasik abluka uygulanmaya devam etti ama herhangi bir bombalamanın ya da saldırının olmadığını gördük. Şimdi bu geçen hafta içerisinde ateşkesin bitmesinin hemen ardından Hamas militanları çok sayıda füzeyi, Katyuşa füzelerini İsrail'e doğru fırlattılar. Bunun üzerine de dün cumartesi günü İsrail sabah saatlerine itibaren yoğun bir şekilde FKÖ Hamas'ın karargahlarını ve polis istasyonlarını bombalamaya başladı. Tabii şimdi burada dikkat çekici iki unsur var. Bir tanesi, görünen o ki bu 6 aylık ateşkes sürecini Hamas özellikle polis birimlerini eğitmek için kullanmış. Onlar tabii paramiliter herhalde birlikler. Tabii bunlar sadece güvenliği sağlamak için değil, bir çatışma durumunda İsrail'le de savaşabilmek için eğitilmişler. Ve dün bunların bitirme töreni vardı. Evet. Yani İsrail'in saldırısını gerçekleştirdiği anda bir mezuniyet töreni vardı. Bu 6 aylık ateşkes sürecinde eğitilmiş olan, artık polis diye geçecek olan kişilerin mezuniyet töreni sırasında bu bombalama geldi. Ve töreni bombaladılar zaten. Tabii saldırılarda ölenlerin büyük çoğunluğu dün o mezuniyet töreni sırasında meydanda toplanmış olan polis adayları, artık polisliğe geçmiş olan kişiler. Fakat ikinci bir unsur daha var. O da şu, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, arkasından Ehud Olmert yani başbakan ve Zivi de aynı şeyi açıkladı. Müstakbel başbakan olarak kendisine bakılıyor biliyorsunuz. Bu sadece bir başlangıç dediler. Ve bunun arkasından belki de bir kara harekatı gelebilir. Şimdi ajanslardan gördüğümüz kadarıyla zaten İsrail Gazze şeridine ciddi miktarda asker yığdı. Bu saldırı sırasında sadece Hamas'ın polis istasyonlarının ve polislerinin, paramiliter gruplarının hedef alınmadığı ama sivillerin de büyük ölçüde zarar gördüğünü dün ajanslara düşen görüntülerde biz gördük.
Yani İsrail o geleneksel ayrım yapmama politikasını devam ettiriyor. İsrail uçakları Gazze üzerinde fırlattıkları füzelerin sadece acaba askeri hedeflerin bombalayıp bombalamalarıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Kaldı ki Gazze'yi göz önüne getirirseniz Orta Doğu'nun en fazla nüfus yoğunluğunun bulunduğu bir yer. Küçücük bir şeride yüz binlerce Filistinli sıkışmış durumda. Zaten dışarıya buradan çıkmalarına da imkan yok. Mesela Google Earth'ten bakıldığında Gazze'nin ne kadar nüfus yoğunluğuna sahip, ne kadar bina yoğunluğuna sahip bir yer olduğu görülebilir. İşte böyle bir yere eğer siz hava harekatı gerçekleştirirseniz ve tahrip gücü yüksek füzelerle saldırırsanız insani askeri unsurlar dışındaki sivil kayıpların da bu kadar yüksek olacağını hesaplamak zorundasınız ve daha dikkatli olmak zorundasınız. Fakat İsrail daha evvel olduğu gibi bugün de bu şekilde davranmıyor. İşte yeni yılın başlangıcında, eski yılın son yılında Filistinler bugün itibariyle 270 civarında kayıp vermiş. Tam da onu aslında soracaktır. İki şey soracağım. Bir tanesi bu, hani böyle yoğun nüfusun yaşadığı bir yerde askeri sivil hedefleri ayırmak mümkün mü? Bunu yapılabilir mi? İkincisi de bu saldırılar, yani karşılıklı saldırılar ne kadar etkili? Yani Gazze'den İsrail'e gönderilen roketler veya başka füze parçaları vesaire ne kadar etkili oluyor? Veya İsrail'in yukarıdan hava bombardımanı ne kadar etkili oluyor? Sahaya inmek zorunda mı kara kuvvetleri? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Ortada da bir politik bir takım gerilimler de var. Yani İsrail'de bir seçim var. Dolayısıyla seçimde İsrail içerisindeki seçmenlerin tutumuyla ilgili olarak da bu yaklaşımı görmek lazım. Yani Hamas'ın attığı füzelerle İsrail'deki seçmenlere ne kadar etkilediğini, dolayısıyla seçime gittiğinde de mevcut hükümet ya da partilerin tutumunun etkili olacağını görmek lazım. Hemen bir şey söyleyeyim sana. Bu saldırıdan önce Benjamin Netanyahu'nun şeyleri yüksekti. Destek, halk oranındaki desteği yüksekti. Çünkü o sert bir tavır istiyordu Hamas'a karşı. Saldırıdan sonra nasıl hemen bir gün içinde tespit ettiler onu bilmiyorum ama düşmeye başladığına dair haberler çıktı aslında televizyonlarda. Şimdi biraz önce yine Çağrı söyledi. Gazze şeridinin olduğu yerde böyle ev yapımı füzeler imal ediyor oradakiler. Atölyeler. Yani normalde atölyelerde işte su borularından bu atılan füzeleri de Gazze şeridine yakın karakolların arkasına İsrailler yerler yapmışlar. Gelenleri oraya gezdiriyorlar. Belki dikkat edersin bazen zaman zaman İsrail televizyonu falan gösterir. Yani yaklaşık 8-10 bin tane böyle 1,5-2 metre uzunluğunda boru. Borunun altına işte şeyleri koyuyorlar. Barutu üst tarafına patlayıcıları. Yani buna füze demek çok zor yani. Yani zor ama zaman içerisinde işleri biraz daha öğrenmişler. Yavaş yavaş böyle katyuşa gibi. 40 kilometreye kadar atabiliyor. Atıyor tabii. Yani düştüğü yerde mesela binaya düşüyor. Düştüğü zaman mesela o hızla ve ağırlıkla binayı çökertiyor. Yani ölenler de var. Mesela en son bu 18'den sonraki süreçte bir ölü işte 8-10 tane yaralı veya 20-30 tane yaralı var. Çok da etkili değil herhalde. 200'e yakın füzeden bahsediliyor. Bir ölü bunun karşılığında. Tamam. Şimdi yani burada önemli olan tabii çok adamın ölmesinden onları korumakla yükümlü olan politikacı ya da karar vericilere nasıl bir psikolojik havaya sokulduğu ile ilgili. Şimdi bu birincisi. İkincisi tabii gözden kaçan bir konu var. O da özellikle Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmaydı. Lübnan'daki. Şimdi, tabii yani İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmada İsrail ordusu belki de kurulduğu günden beri ilk defa kendi halkını ve ordusunu böyle bir şeye sokan, hayret durumuna sokan bir gelişme yaşadı. Yani Lübnan'da beklenmedik bir şey var. Lübnan'da Hizbullah İsrail ordusu bir karar veremediği için yani bir hafta 10 gün hadi şunu da yap bunu da yap derken böyle 2 aya falan giden artı kararların net olmadığı bunun yanı sıra sivil halkın bulunduğu bir topraklara girdi ve orada biliyorsunuz Hizbullah çok daha iyi gelişmiş füzelerle patlayıcılarla İsrail ordusunu gerçekten biraz şey yaptı, sarstı. Hırpaladı. Bu hırpalanma İsrail içerisinde medya, toplum, siviller ve generaller, askerler arasında ciddi bir tartışmaya yol açtı. Neden diye soru sormaya başlayınca, şimdi buraya gelince, buraya baktığımda şunu görüyorum. Burada Gazze'de İsrail, Lübnan'dan aldığı dersi yapıyor. Şimdi Lübnan'dan aldığı ders neydi? Ne dedi işte burada savunma bakanı? Kesinlikle Gazze'ye girmeyeceğiz dedi. Şimdi Gazze'ye girmeyeceğiz dedi çünkü Gazze'ye girerse Lübnan gibi bir sorunla karşılaşabilir. Şimdi biraz önce söyledim 1,5 milyon insan yaşıyor Gazze şeridinde. Evler, binalar böyle iç içe girmiş vaziyette. Buraya girerseniz çok ciddi bir sorun çıkacak demektir. O yüzden de yaptığı şu. İyi bir istihbarat
iyi bir istihbarat. Dikkat ederseniz polis istasyonları, şunlar bunlar. İki, akıllı mühimmat kullanıp. Üç, kendisini riske etmeden uzaktan onları vurmaya çalışıyor. Ve bu böyle devam edecektir. Göreceksiniz. Bir yani süre daha en evet, edecek gibi gidiyor. Gözüküyor. Ve bunu da işte seçime giderken de bir taraftan şeye gösteriyor. Kendi halkına. Şimdi mevcut eğer bunu yapmazsa bu sefer halk dediğim gibi o şerit boyunca yani 40 kilometre Gazze bölü şeridi boyunca Lübnan, şeyde, İsrail'de yaşayanlar çok ciddi anlamda hükümete bir tepki göstereceklerdi. Şimdi geride bence bir konu daha var diye düşünüyorum. O da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Bush var, arkasında Obama meselesi. Şimdi Obama ile ilgili bir sürü tartışmalar var. Değil mi? Yani işte gelecekte bu meseleyi çözebilir, edebilir, şudur falan filan diye. Şimdi fakat Bush'un gitmesine az bir zaman kaldı. İsrail'e dost yani İsrail, tabii yani şimdi bahsediyor. Dikkat ederseniz bütün herkes İsrail'in yaptığından dolayı İsrail'i kınıyor. Ama Amerika sesini çıkarmadı. Yani biraz dikkat et ama hafif hafif de dikkat et diyor. Yani bunu yap ama biraz da dikkat et diyor. Şimdi bunu yapıp sürdürdüğünde Obama iktidara geldiğinde iki tane boyut çıkacak. Bir tanesi Obama'ya şimdi çek gönderiyor. Yani belki de bir mesaj gönderiyor yani. Tamam sen çok iyi olduğunu düşünebilirsin falan ama gördüğün gibi ben bunu yaparım bir anlamda. Tabii bu nasıl devam edecek onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu bence oldukça önemli gibi gözüküyor. Yani Amerika kendi seçimi ve özellikle... Evet. Ya bir şey soracağım. Burada yani Nihat Hoca'nın bıraktığı noktadan aslında bu saldırılara ve öncesindeki gelişmelere bölgenin tepkisine belki biraz odaklansak iyi olur. Ben sabah buraya gelmeden biraz internette araştırdım neler oluyor son bir ayda diye. Örneğin şöyle haberler çıkmış. Bu Gazze'deki ablukadan belki de en çok rahatsız olan ülke, komşu ülke Mısır. Doğru. Ve Mısır şeyden de çok rahatsız anladığım kadarıyla. Bu işi ateşkesi getirip geliştirmiş, oluşturmuş olan ülke olarak bu ateşkesin sona ermesinden de rahatsız. Onu daha da devam ettirmek istiyordu. Enteresan bir şey olmuş mesela geçen ay içerisinde. Mısır'a Livni Kahire'ye davet edilmiş ve Mübarek de Kahire'de görüşmüş. Şimdi bu Mısır'ın pek yaptığı bir şey değil. İsrailli liderlerle görüştüğünde Şarm el Şeyh'te veya Sina'da bir yerde görüşüyor. Başkente çağrılmış olması Livni'ye destek verdiği, dolayısıyla bugünkü hükümetin politikalarına destek verdiği şeklinde algılanıyor ve Hamas'tan bıkmış olduğu şeklinde algılanıyor. İkinci şey dün geldi, yani bu sabah haberlere düştü. Türkiye'nin başbakanı da bu bize de yapılmış bir hakarettir diye algılamış anladığım kadarıyla. Suriye-İsrail barış görüşmeleri için İsrail Başbakanı'nı arayacakmış. Bundan vazgeçtim, bize de hakarettir deyip onu aramamış. Ban Ki-moon'u aramış Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini. Bu bölgesel özellikle Mısır ve Türkiye bağlamında ve diğer ülkelerin de sessiz kaldığını düşünürsek nasıl bakar bölge ülkeleri böyle bir krize? Mısır'la başlayalım istersen. Mısır'ın tabii önemli bir pozisyonu var. Bir, İsrail'le barış yapan ilk Arap ülkesi. İsrail'le diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ülkesi. Sorunun çözülmesi için de başından itibaren, Camp David'den itibaren, 70'lerin sonunu göz önünde bulundurursak, en aktif aslında bölge diplomasisi açısından en aktif rolü üstlenmiş olan Arap ülkesi. Mısır'ın en büyük sıkıntısı, Mısır'ın içinde de fanatik, radikal militanlar hem siyasi alanda hem de bu siyasi alanın arka planında zaman zaman teröre de varan bir takım eylemler yürütüyorlar. Bunlarla Hamas arasındaki bağlantıdan son derece rahatsız Mısır. Öyle olduğu için de hatırlayın geçen yaz aylarını zaman zaman Refah kapısını kapatmak suretiyle İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın bir benzerini Mısır da Gazze'ye uyguladı. Fakat bu saldırının, İsrail saldırısının hemen ardından o kadar çok sayıda yaralı ortaya çıktı ki Mısır sadece Refah kapısını açmakla kalmadı. Aynı zamanda yakın olan, Gazze'ye yakın olan bölgelerdeki hastaneleri boşaltarak bu yaraların gelip buraya yerleştirilmesini sağladı. Mısır açısından Filistin ile İsrail arasında çatışmanın yeniden başlaması, gerginliğin, bölgesel gerginliğin yeniden başlaması, bugüne kadar izlemiş olduğu diplomasinin Arap dünyasında sorgulanmasına sebep olabilir. Bu tabii ki mübareği ve etrafındakileri rahatsız ediyor. Sadece onu değil, mesela Amr Musa, yıllar boyunca Mısır'da Dışişleri Bakanlığı Başbakanlık yapmış, şimdi Arap Birliği'nin genel sekreteri. Evet, evet. Dün çok sert açıklamaları vardı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları çok kısa bir süre içerisinde toplanabilirler. Belki bugün bir araya gelecekler vs.